Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 60. dersiyle birlikteyiz. Atatürk dönemi iç politikayla devam edeceğiz. Bölüm 18. 2. TBMM'nin açılması 11 Ağustos 1923'te gerçekleşti. 1 Nisan 1923'te hatırlarsanız seçimlerin yenilenme kararı alınmıştı. Çünkü Lozan konusunda, Lozan'ı kabul edelim, etmeyelim, edelim, etmeyelim konusunda meclis kaos içerisindeydi ve seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. 11 Ağustos'ta da göreve 2. TBMM başladı. İnkılapçı bir meclistir. 1920'de Mustafa Supi Bakü'de Türkiye Komünist Fırkası'nı kurmuştu. Supi ve 14 arkadaşının suikaste uğraması olayına ise 15'ler olayı denir. Ne olur ne olmaz ÖSYM'e derin bir soru sormak isterse diye buna yer verdim. 2. mecliste Mustafa Kemal hem İzmir'den hem Ankara'dan seçildi. O Ankara'yı tercih etti. Hamdi Aksoy ise İzmir vekili oldu. Şu sorulabilir. İkinci mecliste Mustafa Kemal hem İzmir hem Ankara'dan seçildi. O Ankara'yı seçtikten sonra İzmir'e onun yerine hangi vekil seçildi diye sorarsa Hamdi Aksoy diyeceğiz. Ordunun siyasetten ayrılması var. Mustafa Kemal milletvekilliği ve askerlik görevlerinin bir kişide olmasına karşıydı. Zaten cumhuriyetçilik ilkesi de buna izin vermez. Ordu ve siyasetin ayrılması demokratikleşme adına çok önemli bir adım oldu. 19 Aralık 1923'te çıkarılan kanunla tüm ordu mensuplarının istifa etmelerini ya da emekliye ayrılmaları durumunda vekil olarak seçilebilecekleri şartı getirildi. Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nun yayınladığı 9 umde çerçevesinde kuruldu. Aşar'ın kaldırılması gerektiğini belirtti. Aşar neydi? Çiftçilerden alınan vergi, bu da toplumu çok sıkıntıya sokuyordu aşar vergisi. 10 Kasım 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası ismini aldı. 1935'te fırka yerine parti kavramı geldi. Parti ilk kongresini Sivas Kongresi olarak kabul etti. İkinci kurultayını da Mustafa Kemal Nutku'nu okudu ikinci kurultayında. Ekonomide devletçiliği benimsedi. Bu zorunlu oldu biraz da 1929'daki ekonomik krizden dolayı. Türkiye'nin ilk partisidir. Demir yollarının arttırılması için çalıştı. Askerliğin kısaltılmasını savundu. Atatürk'ün 6 ilkesi ambleminde 6 ok işareti şeklinde yer aldı. Atatürk ilkeleri 1931'de parti programında yer aldı. Mustafa Kemal ebedi şef, İsmet İnönü ise milli şef ünvanlarını aldı. Burada şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Demir yolları ve hava yollarına ve uçağa Mustafa Kemal çok özel bir önem veriyordu. Çünkü gerçekten de haklıydı. Bir ülkenin gelişmişliği hava ve demir yollarına bağlıydı. Mustafa Kemal bunu gördü ve demir yolları ve hava yollarını geliştirmek için çok çaba sarf etti. Fakat Mustafa Kemal vefat edince İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğunda artık işler değişmişti. İsmet İnönü demir yolu ve hava yollarına hiçbir önem vermediği gibi bu kısmı geliştirmeye çalışan iş adamlarımızın da önünü tıkadı. Böyle bir hatası oldu. Buna da değinmeden geçmek istemedim. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 Subay Vekil uygulamasının sonlandırılmasının Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Belen'in rahatsız olması, muhaliflerin kapatılmasını istediği İmar, İskan ve Mübadele Bakanlığı'nın görevine devam etmesi, muhafazakar ve gelenekçi kişilerin saltanat ve hilafetin kaldırılmasına tepki göstermesi, ilk genel başkanı Kazım Karabekir'dir Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan Adıvar, Rauf Orvay ve Cafer Tayyar kurucularıdır. Partinin ilk şubesi Urfa'dadır. Bu çok önemli. Sorulacaktır muhakkak ÖSYM'de. Ekonomide liberalizm politikasını benimsedi. Rejime karşı olanların toplandığı kurum oldu. 1925'te Şeyh Said isyanı çıkınca partinin Doğu ve Güneydoğu şubelerini istiklal mahkemeleri kapattı. Parti ise Bakanlar Kurulu kapattı. Bu çok önemli. 5 Haziran 1925. Mustafa Kemal en hain kafaların ürünü ve bir başka demecinde paşaların komplosu olarak nitelendirildi. Ama elbette Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası böyle bir parti değildi tabii ki. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın bu kurucuları ve parti masumdu. Birçok siyasi dedikoduların ortalıkta gezmesine kurban gittiler maalesef. Yoksa Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Şeyh Said isyanına da destek vermemişlerdi. Parti programına bakalım. Dini düşünce ve inançlara saygılı olunacak. Bireysel özgürlükler korunacak. Yerinden yönetim uygulanacak. Devlet görevlilerinin siyasi partiye üye olmaları engellenecek. Tek dereceli seçim sistemi oluşturulacak.
Cumhurbaşkanı olan kişi milletvekili olmamalıdır. Hükümete ait toprak ve çiftlikler topraksız köylüye verilmeli. Anayasa değişikliği halka danışılmalı. Nasturi isyanı çıkıyor 7 Ağustos ile 26 Eylül 1924 arasında. Hakkari ve çevresindeki Nasturi isyanların çıkardığı isyan. İngiltere Musul'dan dolayı isyanı destekliyor. Cafer Tayyar Paşa isyanı bastırıyor. Şeyh Said isyanı 1925 Diyarbakır Eylül'de çıktı. Laik devlet anlayışını ve rejimi yıkmaya amaçlayan ilk isyandır. İngiltere Musul konusunda karlı çıkmak için destekledi. Ali Fethi Okyar hükümeti istifa etmiş, yerine İsmet Paşa hükümeti kurulmuştur. Ankara ve Diyarbakır'da istiklal mahkemeleri kuruldu. Şeyh Said isyanından sonra nerede istiklal mahkemesi kuruldu diye sorabilir. Bu iki ili ezberleyin. Halk bu isyana destek vermesin diye aşar vergisi kaldırıldı. Türkiye Musul'u kaybetti. 1925-1927 yılları arasında geçerli olmak üzere takrir-i sükun yasasıyla olaylar bastırıldı. İzmir suikastı girişiminden dolayı süre 1929'a kadar ise uzatıldı. 1949'a kadar zaten anayasada yasalarda yerini koruyacaktı takrir-i sükun yasası. Daha sonra 1949'da kaldırıldı. Çok partili hayat kesintiye uğradı. Takrir-i sükun yasası Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlık, Sebiyül Reşat yayınları kapatıldı. Gördüğünüz gibi milli mücadelenin destek veren çoğu yayın maalesef kapatıldı. Nazım Hikmet de bu kanun gereğince yargılandı. Dediğimiz gibi o yıllarda birçok dedikodu çıktı. Dedikodular yüzünden masum olan birçok insanın canı yandı. İzmir suikastı girişimi 15 Haziran 1926. Ziya Hürşit planlayıcıdır. Laz İsmail, Şükrü Bey, Arif Bey, Gürcü Yusuf ve Çapur Hilmi ile Giritli Şevki planladı. Aslında olayları planlayan Ziya Hürşit hepsi buna dahil oluyor bu plana. İstiklal Mahkemesi son kez kuruldu. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Bekir Sami Kundu, Cafer Tayyar ve Rauf Orbay için tutuklanma kararı verildi. Maalesef dediğimiz gibi o yıllar bayağı hassastı ve bunlara iftira atılıyor. Milli mücadele kahramanlarının hepsine iftira atılıyor. Burada Mustafa Kemal müthiş bir manevra yapıyor ve İttihatçıları tamamen tasfiye ediliyor. Bu olayla ilgili sorumluluğu İttihat ve Terakki atıyor. Gerçekten çok mantıklı bir hareket. Böylelikle Türkiye'yi bu İttihatçılardan tamamen temizliyor. Mustafa Kemal temelli büyük Türk milletinin ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuz vicdanında, akıl ve bilincinde kurulmuş olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimizin bir vücudun yok edilmesiyle bozulabileceği görünüşünde bulunan çok zayıf, dimağlı talihsizlerdir dedi bu olay için. Bir başka demecinde ise Mustafa Kemal, bu alçak girişimin benim şahsiyetimden çok yüce cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik olduğuna şüphe yok. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dedi. İstiklal mahkemelerinin kullanıldığı olaylar var. TBMM ayaklanmaları ilk kez, Eskişehir-Kütahya Savaşı asker kaçakları için, tekalifi milliye emirleri için, Şeyh Said isyanında ve son kez İzmir suikastinde uygulandı. İlk uygulandığı yer ise TBMM'ye karşı ayaklanmalardı. Serbest Cumhuriyet Fırkası var. 12 Ağustos 17 Kasım 1930 kurulması Mustafa Kemal'in isteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından gerçekleştirildi. Nuri Jonker, Ahmet Ağoğlu, Mehmet Emin Yalman ve Makbule Atadan Mustafa Kemal'in kız kardeşi kurucuları arasında, bunları ezberleyin. İkinci Muhalefet Partisi'dir. SCF kurulduktan sonra Fethi Okyar Gümüşhane'den vekil seçildi. Çünkü ara seçim yapılmak zorundaydı. Çünkü Fethi Okyar Paris'te büyükelçiydi o ara. 1929 dünya mali krizinin etkilerini yeni mali modellerle azaltma ve hükümet harcamalarını kontrol etme isteği vardı. Mustafa Kemal laiklik ve cumhuriyetçiliğe bağlı kalınmasını istedi. Liberal bir partidir. Kemal Tahir'in Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş yıllarını anlattığı eseri ise Yol Ayrımı'dır. Fethi Okyar Partisi'ni 17 Kasım'da feshetti. Çünkü terrakiperver Cumhuriyet Fırkası'na yapılan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda da yapıldı. İftiralar o günlerde gırla, siyasi dedikodular, kulisler. Bu da Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Ali Fethi Okyar'ın durumunu çok ciddi bir noktaya getirdi. İşin daha da ciddileşeceğini anlayan Fethi Okyar partisini feshediyor. Parti programı ne? Vergi reformu yapılmalı, kadınlara da siyasi haklar tanınmalı, liman tekelciliği kaldırılmalı, gümrüklerde tekelciliğe son verilmeli, teşvik sanayi kanunu uygulanmalı, tek dereceli seçime geçilmeli, yabancı sermaye fırsat verilmeli.
Gördüğünüz üzere parti programı da gayet uygun, gayet güzel. Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruluyor 1930'da Adana'da. Kurucusu Abdülkadir Kemal. Amele ve Çiftçi Fırkası kuruluyor 1930'da Edirne'de. Kurucusu Mimar Tahsin. Ve Laik Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi Fırkası kuruluyor 1931'de İstanbul'da kuruluyor. Kurucusu Arif Oruç. Bu üç partiyi de bilin. Nerede kurulduğunu, kaç yılında kurulduğunu ve kimin kurduğunu bilin. Bir de partinin ismini ezberleyin. Sonuç. Bakanlar Kurulu tarafından bu üç parti de kapatılıyor. Türkiye'de kesintisiz olarak çok partili hayat ancak 18 Temmuz 1945'te Nuri Demirağ'ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi ile geçilebiliyor. 7 Ocak 1946'da ise Demokrat Parti kuruluyor ve 1950'de de iktidara geliyor. Birleşmiş Milletler tek partili ülkeleri içine almadığı için 1945'te çok partili hayata geçtik. Bakın burası dikkat. ÖSYM sorabilir. Niçin 1945'te çok partili hayata hızlı bir şekilde geçtik diye sorarsa ÖSYM, çünkü Birleşmiş Milletler'e üye olmak için çok partili bir ülke olmamız gerekiyordu. Tek partili ülkelerin Birleşmiş Milletler'de yeri yoktu. Bu yüzden hızlıca İsmet İnönü çok partili hayatı başlatıyor. Menemen olayına bakalım. 23 Aralık 1930 Derviş Mehmet ve Laz İbrahim liderliğinde İzmir Menemen'de çıktı. Cumhuriyet rejimi ve laik düzene karşı çıkan ikinci isyan. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay şehit ediliyor. Mustafa Kemal orduya gönderdiği başsağlığı telgrafında gösterilen bu vahşet karşısında Menemen ahalisinin bazıları alkışla tasvipkar bulmaları tüm cumhuriyetçi ve vatan perverler için utanç verici bir hadisedir dedi. Bir başka açıklamasında ise Mustafa Kemal, Büyük Türk Ordusu'nun genç subay ve Cumhuriyet'inin öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay'ın temiz kanı ile Cumhuriyet yaşama yeteneğini tazelemiş ve güçlendirmiş olacaktır dedi. Ağır isyanları var 1926'dan 1930 yılları arasında. İngiltere ve İran'ın kışkırtmalarıyla Ağrı Doğu Beyazıt civarında çıktı. Bursa olayı var 1 Şubat 1933. Konyalı İbrahim'in önderliğinde, bu ismi ezberleyin, Bursa'da ezanın Türkçe okunmasından dolayı çıktı. Mustafa Kemal bu olay için bu olay din meselesi değil, dil meselesidir dedi. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesi ilk kez 22 Ocak 1932'de İstanbul'da Yerebatan Camii'nde Hafız Yaşar Okur tarafından okundu. Burayı ezberleyin. Bir diğer ezberlemeniz gereken yer ise şurası. İlk Türkçe ezan ise 30 Ocak 1932'de Hafız Rıfat Bey tarafından İstanbul Fatih Camisi'nde okundu. Ezan 1953'te tekrar Arapça'ya döndü. Adnan Menderes döneminde. Zaten Adnan Menderes iktidara gelirken ezanı tekrar Arapça okunacağına söz vermişti. Buraları komple ezberleyin. ÖSYM size ilk Türkçe ezanın kimin tarafından ve nerede okunduğunu sorabileceği gibi ilk Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinin nerede okunduğunu ve kim tarafından okunduğunu da sorabilir. Ki soracaktır. Tunceli Dersim olayları dediğimiz olaylar 1937. 1937'de hükümetle Seyit Rıza arasında çıktı. Elazığ'da Seyit Rıza ağır ceza mahkemelerinde idam edildi. 13 bin insan öldü, 12 bin kişi zorunlu göçe tabi tutuldu. Gerçekten bunun hakkında konuşmak bile çok üzücü. Zaten bugün başkanımız Erdoğan da bunu geçen yıllarda dile getirdi. Diğer isyanlar neler? 1925 Nehri İsyanı, 1926 Koç Uşağı İsyanı, 1927 Mutki İsyanı, 1935 Çerkez Ethem ve kardeşlerinin suikast girişimi, 1925-1937 Sason isyanları, 1926-1930 Ağrı isyanı, 1930'da ise Zeylan isyanı gerçekleşti. Bölüm sonu notlarımız var. İsmet İnönü 1923 ile 1937 arasında 7 defa başbakan oldu. Bu sayı sorulabilir. Mustafa Kemal 1923 ve 1927'de, İnönü 1941'de, Adnan Menderes 1958'de, Erdoğan ise 2011'de Time dergisine kapak oldu. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.